Herkese merhabalar. Bu haftaki konu başlığımız uykudan uyananlar üzerine olacak. Bu uykudan uyanış hali nedir? En azından dünya hayatı için uykudan uyanmak nedir? Biraz bunun üzerine konuşalım istedim. Sevgili arkadaşlar, uykudan uyanmak demek en azından hep konuştuğumuz bu holografik ve illüzyonik dünya hayatı içerisinde uyanmak demek kutupluluğu farkındalıklı bir şekilde yaşamak demektir sevgili arkadaşlar. Yani bizim bu dünyadaki misyonumuz veya varlığımızın asıl sebebi bu kutupluluk içerisinde, bu dualite yapısı içerisinde ilahi konsantrasyonumuzu bozmadan yaşayabilme liyakati üzerine kuruludur. Hiç düşündünüz mü? Yahu bu Musa'yı yaratan Allah Firavun'u da yaratmış. Ya yaratmasaydı olmaz mıydı? Veya Adem cennette yasak elmayı yedi diye ben neden şeytanla muhatap olmak zorundayım? Yasak elmayı ben mi yedim? Doğru mu? Veya işte şu anda hep konuşulan işte reptilyanlar gelecek. İşte 2 gün önce canlı yayınımda da bununla ilgili konuşmuştuk. Kişisel gelişim adı altında sayısız video var. Göya korku ve endişeyi aşmamız gereken bu uyanış dediğimiz hakikat dönemleri içerisinde ya korku filmi gibi her yer. Sadece kertenkele yüzlü insanlar, anonikiler geliyor. Kertenkeleli kabalist yapı bizi işte beynimizi uyutuyor. Değerli arkadaşlar, Allah yarattı. Kertenkele soyu Allah yarattı. Firavunu da Allah yarattı. Adem'e yasak meyveyi veren şeytan bilinci ve nefsaniyeti de Allah yarattı. İnsanı da, dünya dışı yaşamı da Allah yarattı. Öncelikle bunu anlamamız lazım. Bunu artık bilincinizde, hayatınızda, gönlünüzde, kalbinizde, çevrenizde artık uyanış demek kutupluluğu doğru bir şekilde yaşamak demek sevgili arkadaşlar. Biz işte reptilyanlardan korunacağız. İşte şeytana lanet olsun. İşte Anunnakiler işte bize çip takıp bilincimizi değiştiriyorlar. Ya arkadaşlar, Allah'ın izni ve bilgisi olmadan mı bunlar oluyor? En azından bizim iman ettiğimiz kaynak bilinç ve yaratıcı neden bunlara müsaade ediyor? Ben kimden hesap soracağım? Bana niye dünya dışı yaşam çip takıyor arkadaş? Doğru mu? Biraz önce söylediğim yasak elmayı ben mi yedim? Yahu ben Firavun muyum? Bana ne? Niye benim varlığımda kötülük var? Ben bunun hesabını kime soracağım arkadaşlar? Ben kiminle dertleşeceğim bu konuda? Değerli arkadaşlar, işte bu soruların cevabı aslında kötü ve iyi diye bir şeyin bizim bilincimizde ve yaşayışımızda dengesizlik üzerine kurulu olmasından kaynaklanıyor. Dengesizliği yaratan biziz. Tamam, ortada tabii ki de negatif bir enerji var. E tabii ki de ortada o gelişim ve dönüşüme birbirini yolda genişleten, yürüten ve geliştiren bir de pozitif enerji var. Ama negatif ve pozitif enerjiyi biz dengeli bir şekilde kullanmamız gerektiğinin farkında değiliz arkadaşlar. Olay ne çok iyi olmak, olay ne çok kötü olmak. Biz hayatımızda kötü diye tanımladığımız olayları ne kadar lanetlersek, ne kadar öfkelenirsek, ne kadar beddua edersek onu daha da güçlendiriyoruz. Hal böyleyken yani biz hem tepkilerimizle ve sistemin aslında sebep sonuç yasası içerisinde ilahi bilinç ve ilahi yasalar dahilinde işlediğini unutarak daha da güçlendiriyoruz. Hem kendimiz güçlendiriyoruz, kendimiz güçlendirdiğimiz gibi bir de lanet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bunu anlayın, bunu bilin. Bu artık bir sır değil. Biz neye odaklanırsak, konsantrasyonumuzu neye verirsek, ister gönülden, ister dilden, ister zihinden neye enerji yüklersek onun frekansını daha baskın bir hale getiririz. Uykudan uyanmak demek, iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı,
kutupluluk ve düelitik yapıyı farkındalıklı bir şekilde yaşamaktır. Videonun başında da söylediğim gibi ilahi konsantrasyonumuzu tanrısal varlığımıza odaklayarak, konsantrasyonumuzu ilahi bir bilince odaklayarak hal ve olayları anlamaya çalışmamız lazım. Antik Mısır döneminde, dinler devrinden önce her zaman bunun üzerine inisiyatik merkezlerde inisiyasyonlar hep işlemiştir arkadaşlar. Lanet etmek çok kolay. Bütün videolarımda söyledim. Onun yüzünden, bunun yüzünden, o yaptı, bu yaptı. Hayır arkadaşlar. Başınıza gelen ve negatif değerli olduğunu düşündüğünüz ne varsa bunu siz yaptınız. Bunu biz yaptık. Bunu ben yaptım, sen yaptın, o yaptı. Bırakın artık insanları eleştirmeyi. Bırakın artık insanların üzerine onlar sanki tanrısal sistemin dışında bir yaratılmış da işi gücü yokmuş, sadece hayatı bizi zindan etmekmiş gibi bir tavır içerisinde olduklarını düşünen bir bilinç halinden artık uzaklaşın. Allah'ın insanlara verdiği özgür irade prensibini kullanmalarına izin verin. Bu şu demek değil. Ortada bir zulüm varsa zulme karşılık vermeyelim. Onun karşısında suspus olalım demek değil. O negatifi negatif bir duruşla temizlemeye çalışmayalım diyorum ben arkadaşlar. Negatifi pozitifle dönüştürmemiz lazım. Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Sevgili arkadaşlar, biraz araştırın. Evrensel yasalara biraz odaklanın. İlahi varlığınızdaki ilmi hakikatlerle biraz uğraşın. Bomboş geçen vaktiniz, emin olun, çok büyük bir üzüntü kaynağı aslında insanlar için. Okumuyoruz, araştırmıyoruz, sadece anlatıyoruz, sadece konuşuyoruz. Hal olması lazım arkadaşlar. Uykudan uyanmak için hal olmamız lazım. Ben ne kadar tanrısalsam, iyi veya kötü davransın veya davranmasın, karşımdaki insan da en az benim kadar tanrısal. Nereden biliyorsunuz onun vazifesinin beni imtihan etmek olmadığını? Nereden biliyorsunuz şu anda bizim kötü, yanlış, eğri, yamuk diye tanımladığımız şeylerle ilgili bir profil, bir özne oluşturan varlıkların veya insanların vazifelerinin bu olmadığını? Karanlık olmadan ışığı nasıl anlayacağız arkadaşlar? Karanlıkta ışığı açtığımızda anca uyanabiliriz. Lafa geldi mi herkes bir uyanışta. İşte biraz önce söylediğim, YouTube'u bir açıyorsunuz. Uyanmak demek endişe, korku, bu ve benzeri negatif değerli şeylerden arınmak. Bütün YouTube kertenkele insanlarla dolu. Ya bunu canlı yayınımda da, işte videonun başında da söyledim. Ya çevrem şunu söylüyor bana artık. Ya Murat, sen ezoterik, spiritüel şeylerle ilgileniyorsun. Konularla ilgileniyorsun. Ya bu uyanış dediğin şey, eğer bizi böyle şeylere muhatap edecekse, aman abi diyor, ben uykudan uyanmayayım. Ben diyor görmek istemiyorum öyle şeyleri. Yahu arkadaşlar, biz kendi içimize yönelelim. Kendi negatiflerimizi, karşımızdaki insanın bizim için bir ayna olduğunu artık anlayalım. Uykudan uyanmak, ikiyi bir yapmak demektir. İkiyi bir yapmadan, anlamı ki gelmiş, kertenkele adam gelmiş, Musa ya Firavun neler yapmış, Adem yasak elmayı yemiş. Ya bunların hepsi insanın nefsaniyetlerinin karşılığıdır. Varlık birdir. İyi ve kötü, melek ve şeytan varlığın içindedir arkadaşlar. Bizim üçüncü boyut sisteminde muhatap kılındığımız düelitik yapı zannediyor musunuz üst boyutlarda yok? Sadece geçerlilik ve frekans dağılımı bu şekilde değil. Yani biz üçüncü boyutta her şeyi hallettik. Üçüncü boyutta benim karşılıklı yaşadığım ilişkide her bir kişinin benim aynam olduğunu anladım. Negatiflerimi önüme alıp pozitife dönüştürmeyle ilgili bütün çabalarımı bitirdim. Neymiş? Dünya dışındaki işte kertenkele soyu benimle uğraşıyormuş. Anlamlıkiler üzerimize gelip bilincimizi dönüştürüyorlarmış. Arkadaşlar, irade bizde. Konsantrasyon bizde. Uyanış için verilecek mücadeleye ait disiplinli irade bizim içimizde. Kur'an bunu zaten söylüyor. Biz sizi nefsaniyet üzerine yarattık diyor. Ya bunlarla ilgilenelim değerli arkadaşlar. Uykudan uyanmak. Uyanalım. Ama nasıl uyanalım? Soruyorum size. Bu kadar videolar, bu kadar bilgiler, bu kadar ezoterik, spiritüel bilgiler
Ben bu zamana kadar 70 tane video yayınlamışım. Benim gibi bu şekilde video paylaşan bir sürü değerli insan var. Bir sürü kıymetli, bu işi kendilerine vazife edinmiş insanlar var. Hangisinin videosunu izlediğinizde suyun üzerinde yürümeye başladınız? Var mı? Su üzerinde yürüyen var mı arkadaşlar? Varsa buyursun. Şuna gelmek lazım. Uykudan uyanmak demek, ruhsal fenomenlerde çığır açmak demek değil. Telekinezi yapmak, telepati yapmak, levitasyon yapmak. Ya bunların hepsi tamam. Ama önce ikiyi bir yapmak lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ikiyi bir yapmadan frekansımızı ve enerjimizi baskılayan negatifi pozitife dönüştüremeyiz değerli arkadaşlar. İşte bunun farkındalığında önce ikiyi bir yapmak, iyi ve kötü, doğru ve yanlışın bizim varlığımızdaki etkisini anlayıp aslında her şeyin tanrısal bilinçten ve tanrısal zihinden yansıdığını bilmek. Asıl marifet, asıl uykudan uyanma hali budur. Tekrar ediyorum. Bilgi çok ama hal yok. Bu kadar bilgiyi bilen, kütüphanesini kitaplarla dolduran, hani arşa çıkan var mı? Neredeyiz? Kendi nefsaniyetlerimizle ve vicdaniyetlerimizle boğuşmaktan başka ne yapabiliyoruz? İşte bu sebeple arkadaşlar, uykudan uyanmak Allah'a odaklanmaktır. Allah'a odaklanmak demek, bilinci Allah'la rezonansa getirmeye yönelik Allah'ın iradesinin ve bilincinin bizim varlığımızda bulunduğunu anlamak demektir. Bunu anlamak ne demektir? Her şeyin ondan geldiğini bilerek tanrısal bir bilinçle hal ve olaylara yaklaşmak lazım. İnsanların karmasını bilemeyiz. İnsanların bu dünyaya bedenlenme vazifelerini bilemeyiz sevgili arkadaşlar. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz şeyler hakkında ne kadar ahkam kesiyoruz değil mi? İşte bunu yapmamamız lazım değerli arkadaşlar. İşte bu sebeple uykudan uyanmayla ilgili eğer biri bir teşebbüs ve bir çalışma içerisine girecekse önce kendini bilecek. Kendini bilmek demek nefsaniyetlerini, bu dünyaya geldiği bu beden kıyafetiyle getirdiği negatifleri ve pozitifleri bilerek ve bu dünyaya gelen bütün varlıkların da aynı düelitik yapıyla gelip bir sistem üzerine, bir tekamül akışı üzerine burada olduğunu bilerek, anlayarak ve hayatında bunu unutmadan yaşayacak değerli arkadaşlar. Uykudan uyananlar başlığıyla anlatmak istediğim bunlar. Umarım negatif ve pozitifi hayatınızda birini çok sahiplenirken diğerine lanet ederek daha da güç yüklemezsiniz. Yüklemeyiz, özür dilerim, hepimiz için geçerli. Hepimizin nefsaniyetleri var. Hiçbirimiz tamam olduk diyemeyiz. İşte bu sebeple negatif aslında pozitife yol gösteren deneyimlerdir. Evet, duygusal olarak, vicdani olarak kabul edemediğimiz bir sürü şey gözlemliyoruz. Ama yine söylüyorum arkadaşlar, bilmiyoruz neden öyle olduğunu. Eğer Allah üzerine bir yıldırım indirmiyorsa, bir anda yeri yarıp da o kötülüğü yapanı dünyadan yok etmiyorsa ve bildiği halde buna müsaade ediyorsa, işte burada bir sebep var arkadaşlar. İşte daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kehf suresi, Hızır Musa hikayesi, bir sürü kötü diye adlandırılan olaya karşılık bir sürü ilahi bilinçten bakılan pozitif bir yansıma. Bu haftalık bu kadar sevgili arkadaşlar. Umarım uykudan uyanma ile ilgili hep söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Her videomun sonunda bununla kapanış yapıyorum ve temenni ediyorum. Sizde yeni bir bakış açısı, yeni bir kapı aralayabildiğimi umuyorum ve bunun için sizler adına dua ediyorum. Ruhun ışığı meşaleniz olsun. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerle.